Özellikle sorunuz için teşekkür ediyorum. Şu anda bir sahil peyzaj düzenleme noktasında Büyükşehir Belediye'mizin hem bisiklet yolu hem peyzaj anlamında bir çalışması var. Bu çalışma yürüyor. Zannedersem 2020 içerisinde de inşallah bunun ihaleye çıkılacağını. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu bisiklet yolu projemizin onay gördüğünü, ilk etabının da otogardan Yunus Emre'ye kadar olan kısım olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte bu çalışmalar tabi yapılacağı için şimdi bir şey yapsanız orada ziyan olacak. Bir yıl sonra bisiklet yolu çalışması yapılacak. Onunla bisiklet yolu projesine bağlı olarak peyzaj düzenlemesi de özellikle sahillerimizin güzelleştirilmesi noktasında yapılacağını ifade etmek istiyorum. Evet, ee, kıyıda kumlanma 150 metre olmasa da yaklaşık bir 20 metre civarında bir 30 metre civarında sahilde çekilme var şu anda. Ama bunu bir kışın da geçerek gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Bu yaz özellikle bu kadar bir kumlama meydana geldiğini gözlemliyoruz. Geçmişte bu kadar kumlama gözlemlediğimiz dönemlerde pek olmamıştı. Ama kışın deniz hareketliliğinin ne şekilde işleyişini görerek bunun gelecek yıla da ve öbür yıla da böyle devam ettiğini gördüğümüz takdirde ki bununla ilgili teknik anlamda e, özellikle ilgili boyutu bizden dışarıda olan kısım. Ama biz burayı da takip etme noktasında tabii ki elimizden gayreti göstereceğiz. Ama bir defa önce kendimiz izlemek istiyoruz. Bu yıl sonu özellikle yeni yılla birlikte kış sezonunda deniz hareketliliğinin buraya nasıl bir durum sağlayacağı, orada nasıl alanda yeniden çekilmenin tekrar geriye dönüşü olacak mı olmayacak mı bunu izleyelim. Ondan sonraki süreçte de ona göre değerlendirelim. Şimdi tabii ben bir zaman böyle sahilde özellikle şehrin ünyenin doğusu bölgesinde bazı noktalarda karaya doğru denizin zorlaması var ve vatandaşların da mağduriyetleri vardı orada biliyorum. Dalga kıranlar istiyorlardı. Ben de onu şeye bağlıyordum. Ünye limanına bağlıyordum. Acaba diyordum Ünye limanı cevizdere Irmağı'nın doğuya akışını engelliyor da kumsallanmayı engellediği için mi acaba deniz karaya doğru geliyor diye düşünüyordum. Özellikle Samsun Delaya ziyaretimizde bu konuyla ilgili müracaatımızda oradaki teknik anlamda bizi bilgilendiren beyefendi mühendis arkadaşımız bunun özellikle Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarının üzerinde barajlarla birlikte rusubatların artık denize kavuşmaması nedeniyle şehire ve belli sahillerdeki denizden karaya doğru yaklaşma sebeplerinin nedenlerinin o olduğunu ifade etti. Şimdi demek ki bizim böyle bilmeden, bilgilenmeden baktığımızda, düz mantıkla baktığımızda yanlış değerlendirebiliyoruz. Onun için doğru değerlendirmek adına bir de zamanı gözlemlemek lazım deniz hareketliliğini gözlemleyerek yeniden bununla ilgili de hala inşallah bilgilenmek adına müracaat eder, gerekli sorunun çözümü noktasında da hem taleplerimizi yaparız, biz de üzerimize düşen görevi inşallah ifa ederiz diye özellikle ifa etmek istiyorum ve sahilimizi de temiz tutmak noktasında da turizm şehri olan ilçemizin sahilini tabii ki bizim görevimiz büyük şehirle birlikte bu hassasiyeti gösteriyoruz. Sahilimizi temiz tutmak adına da elimizden gelen tüm gayreti ve turizm tesislerinin de özellikle bunda mahcubiyet yaşamamaları anlamında oraların temizlenmesi ve turizme sunulması noktasında gayret gösterdiğimizi de ifade etmek istiyorum.